Pickup'ın ilk akla gelen modellerinden, ilk tercih edilen ve en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi açıkçası. V6 motor özellikle hani bastı mı gidiyor. Bir ve konuştuğumda özellikle L200 aradıklarını görmüştüm. İzmoto Experts'ten herkese merhabalar. İsmim Ufuk Ongun. Size İzmoto Experts'in 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Yıllardır yaptığım gibi sizlere her hafta otomobil dünyası, ekspertiz dünyası ile alakalı bir video hazırlamaya çalışıyorum. Ve bu videolarda tecrübelerimi, bilgimi size aktarırken sizden gelen sorulara da cevaplıyorum. Bu hafta da pick-up araçlarla alakalı konulara değinmek istedim. Pick-up araçlar çünkü son zamanlarda bize çok fazla gelmeye başladı. Madem biz bununla ilgili hizmet veriyoruz, madem bununla alakalı bir expertise çalışmamız var, biz de bu araçlara biraz eğilelim dedik. Nedir, ne değildir diye bir bakmak istedik. Sadece işin expertise kısmında boya değişen, yağ kaçağı, su kaçağı şeklinde değil. Bu araçların şöyle bir konfor durumu, tercih durumu, birbirine karşı üstün durumlarına bakalım. Şöyle bir piyasadaki testler ne diyor, test analizleri, dergilerde yapılan çalışmalar ne diyor diye böyle bir sayısal verilerine göz gezdirdik. 6 tane pickup modelinin 6 tane pickup modeli ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdim ve bu 6 tane modelin içerisinde bir tane birinci var yapılan testlerde, yapılan çalışmalarda. O da şu anda İzmoto Experts önde bizi beklemekte. Az sonra kendi yani içine binip o araçta ufak bir tura tecrübeye çıkacağız. İçerisindeki kullanım özelliklerine dair notları da sizlerle görüşümde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdi bu 6 tane pick-up'ımız ne? Öncelikle onları size tek tek isimlerini sayayım. Bu 6 pick-up aynı zamanda teste tabi tutuluyor. Belli kriterler var. 1000 puan üzerinden puanlama yapılıyor. Nedir bu kriterler ve bu araçlar? Hepsini tek tek şimdi dilerseniz sizle paylaşalım. Birinci aracımız sizin de tahmin ettiğiniz gibi pick-up'ın ilk akla gelen modellerinden, ilk tercih edilen ve en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi açıkçası. Nedir? Ford Ranger'dır. Özellikle alındıktan sonra yapılan tasarım işlemleriyle, işte yükseltme kitleriyle, daha kalın lastiklerle, off-road'a gitmese bile şehir içinde böyle bir devasa görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kaslı yapısıyla, tasarımıyla bir adım öne çıkan bir pick-up'tan bahsediyorum. Ford Ranger. İkincisi Isuzu D-Max. Biraz daha inşaat ve çiftlik kısmında tercih edilen iyi de bilinen arabalardan bir tanesi aslında ama gösterişin ikinci planda kaldığı biraz daha işe yönelik araçlardan bir tanesi. Mitsubishi L200 bu daha fazla madencilik üzerine daha böyle dağ, bayır, tepe bana göre dağ keçisi çok dayanıklı bir araç olduğu için madenciler tarafından tercih edilen bir araç. Bu neye göre söylüyorum? Daha öncesinde madencileri Antep'te bir madene 40 tane L200'ün ekspertisini yapmıştım yıllar öncesinde ve konuştuğumda özellikle L200 aradıklarını görmüştüm. 4 çekerde ekonomik olduğu için Duster'dı tercihleri. Yeterliydi sağlık ve ekonomik araç anlamında. Pickup'ta da Mitsubishi L200'ü tercih ediyorlardı. Ve Nissan Navara. Nissan Navara'da Ford Ranger gibi biraz daha şehirli, biraz daha görünüm var. Ama Isuzu D-Max gibi de tarla, bağ, bahçede tercih edilebilen arada kalan bir model olarak ben değerlendiriyorum. Toyota Hilux ağır işlerin adamı değil ama biraz daha yine böyle çiftliği olanlar tarafından, çiftlik sahibi olanlar tarafından, belli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlar tarafından tercih edilen pick-up'lardan bir tanesi. En azından bize gelen ve benim etrafımda çevrende kullanan insanlar şöyle bir kategorize ettiğimde genel kullanıcı alışkanlıkları, benzerlikleri bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde özetleyelim. Volkswagen Amarok'a gelince Amarok hem şehirli, hem dağlı, hem kuvvet deseniz var, hem konfor deseniz var. Şıklık deseniz de fena durmuyor. O şıklık aşırı Ford Ranger kadar agresifliği kaldırmıyor. Ama bir yandan da tasarım olarak da en şık göze hitap eden araçlardan ve motor olarak da en kuvvetli araçlardan bir tanesi. V6 motor özellikle hani bastı mı gidiyor. Bir binek aracı, piyasada görürüz birçok D segment aracı. Yeterli motor gücü olduğu için D segment, zaten B segment veya C segment daha küçük motor araba üzerinden geçer ama hani D segment arabalar bile kafa tutabilecek güce, performansa, aktarıma ve konfora sahip bir araçtan bahsediyorum. Şimdi bu 6 birbirinden farklı ve benzer yapıları olan araçları değerlendirmeye almışlar. Neye göre? Genişlik. 100 puan vermişler genişlikle ilgili. Genişlik bizim bahsettiğimiz aracın boyu, eni anlamında bir genişlikleri. Mesela ön diz mesafesinin yeterliliği, tabandan tavana yüksekliği, maksimum bagaj hacmi örnek vermek gerekirse,
Konfor buraya 120 puan ayırmışlar. İşte süspansiyon yapısı, koltukların yapısı, iç gürültüyü ne kadar aldı, klimanın ne kadar performansla çalıştığı, motor çalışma düzeni karakteristiği ile alakalı. Kullanışlılık, mesela park etme kolaylığı, işte performans, sıfır yüz hızlanması, sürüş özellikleri, yol tutuşu, çekiş gücü gibi özellikler, güvenlik, fren, ESP, hepimizin bildiği sistemler, hava yastığı, çevreyi görme kabiliyeti ile alakalı puanlama gerçekleştirilmiş. Maliyetleri, bakım maliyetleri gibi puanlama yapılmış ve 1000 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu tek bir tane şampiyon var. O da 736 puanla hangi pick-up olduğunu söylemiyorum. Kafanızda olanı bir kendinize göre değerlendirin. Bakalım düşündüğünüz mü? Şimdilik söylemeyeceğim. Böyle bir altılı liste ortaya çıkmış. 1000 puan üzerinden 736 puanla birinci olunmuş. En düşük puan alanda 673 puan almış. İsterseniz sondan başlayalım. Altıncımız 673 puanla Isuzu D-Max olarak test sonuçlarında ki puanlamaya göre ortaya çıkmış. 5. 694 puanla Toyota Hilux. 4. Ford Ranger 699 puan. 3. 713 puanla Mitsubishi L200. 2. 721 puanla Volkswagen Amarok. Ve 1. 736 puanla Nissan Navara. Şimdi bu her kategoride Nissan Navara en iyisi, her kategoride en kötüsü Isuzu D-Max anlamına gelmiyor. Bazı kategorilerde diğerleri daha ön plana çıkabiliyor. Çok farklı bir değerlendirme var burada. Aracın bütün iç dış özellikleri, ergonomik tasarım, yani sizin belki beğenmediğiniz bir şey bile burada puanlama olarak karşınıza geliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Neticede böyle bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada Oto Haber'in çalışması. Ben Oto Haber sayfasından aldım. Mantıklı geldi. Diğer sayfalarda test sonuçlarına da baktığımda benzer şeyleri yansıttığı için ben Oto Haber'in sayfasındaki test verilerini sizlerle paylaşmayı kendi adıma uygun gördüm. Şimdi birincimiz Nissan Navara dedik ve İzmir Auto Express'in kapısında bir tane Nissan Navara bizi bekliyor. Az sonra dediğim gibi şöyle bir tura çıkacağız. Ben yine diğer kullandığım pick-up'larla ilgili size bilgi aktaracağım. Bu bilgilerin pick-up tercihinde işe yarayacağını düşünerek sizlerle paylaştım. Amacımız sert bir araç mı istiyoruz, yumuşak bir araç mı istiyoruz? Biz bu aracı ne amaçla kullanacağız? Bunun tam doğru şekilde karşınıza çıkması. Onun artı eksilerini az sonra size paylaşacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, şimdi Nissan Navara'nın içerisindeyiz. Şöyle bir araca bindim. Kullanmaya başlıyorum. İlk intiba olarak şunu söyleyebilirim. Qashqai'den bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Kabin görsellik olarak şöyle oturduğun zaman direksiyon yapısı zaten Qashqai ile aynı. Bir Qashqai kullanıyor gibiyim. Yükseklik olarak da daha böyle abartısı olan, daha kendimi yüksekte gördüğüm bir araç mı değil. O kadar çok fark etmiyor. Sadece tabii ki aracın burnu daha uzun Qashqai'ye göre. Onu hissediyorsunuz. Motor daha homurtulu çalışıyor. Sonuçta 2.2 litre motordan bahsediyoruz. SUV'ye göre böyle bir iki tane SUV versiyona göre bir iki tane farklılık var. Onun dışında tasarım zaten aynı iç tasarım. Dijital klima yapısı, radyo yapısı, direksiyon yapısı. Bunlar aynı özelliklerde baktığım ve gördüğüm kadarıyla. Dijital klimamız var. Bu Tekna paketi. 4x2'nin Tekna paketi bu. Onun dışında katlanan aynamız, elektrikli aynamız, 4 cam otomatiğimiz, cruise kontrolümüz, radyo fonksiyonel tuşlar, radyoya ve telefona müdahale edebilme direksiyonlar özelliklerimiz var. Motor sesiyle alakalı içeriye çok ciddi bir motor sesi almadığını iletmek isterim. İlk etapta dikkatimi çeken o. Yani bir kamyonette gibi değiliz. Tabii ki bir SUV'ye göre daha homurtulu. Az önce söylediğim gibi motorun hacminin büyük oluşundan kaynaklı. Ama çok da rahatsız etmiyor aracımız. Şöyle bir çekiş özelliklerine baktığım zaman gaz yemesi de gayet başarılı. Araba süzülebiliyor. Çukurlarla alakalı şu an inanılmaz bozuk yollarda geziyoruz ki yani İzmir'in birçok yerinde zaten yollarımız maalesef bu şekilde. Asfalt kalitesi çok düşük. O yüzden videoda biraz sarsılma, esneme olabilir. Belki izlenme kalitesini düşürebilir ama gerçek bu. Biz bu yollarda bunu kullanıyoruz. O yüzden de artık şehir içinde bile bu tip araçlara ihtiyaç duyuyor. Özellikle yağmurlu zamanlarda, çukurlarda su birikiminde daha alçak arabalar, sedan arabalar zorluk yaşarken bu tarz arabalarla daha kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz.
ve şehir içinde de bu ihtiyacı karşılayabilen bir hal aldı bu pick-up araçlar açıkçası. Bende de şimdi o güveni verdi. Yani şurada bir su birikintisi olsa, tabii ki yayaları ıslatmak kaydıyla, dikkatli geçmek kaydıyla, ama korkmadan tereddütsüz bir şekilde geçerim. Ne kadar büyük çukura girersem gireyim, zaten lastik yanaklarının kalın olması beni biraz daha sedan araba veya ince yanak lastik kullanan, 45 yanak lastik kullanan birisi olarak veya 50 yanak lastik kullanan birisi olarak daha kendimi güvende hissetmeme sağladı. Bunun haricinde amortisör yapısına değinmek isterim. Kullandığım araç 56 bin kilometrede bir araba. Daha fabrikasyon amortisör özelliği var. Bunun aracın ekspertizini de ben kendim gerçekleştirmiştim. Ekspertizde daha bildiğim ve gördüğüm kadarıyla alt takımda herhangi problem yok. Hala fabrikasyon parçalar kullanımda, deforme olmamıştı. Alt takımda fena değil bu anlamda aracın. Alt takımla ilgili çok bozuk yollardan geçtiğimi söyledim ama içeri aldığı ses ve darbeyi absorbe etme konusunda diğer pick-up emsallerine göre, yani bir L200'e göre, Ford Ranger'a göre daha yumuşak kalıyor süspansiyon yapısı. Biraz bu konuda Amarok ve listelerimizde bulunmayan Mercedes X-Class'la aynı sınıfta olduğunu söyleyebilirim. X-Class'ın da alt takımı özellikle çok iyi. İlk kullandığımda binek araçta kendimi hissetmiştim. Hatta arabayı alıp çevireceklerdi, off-road'a çevireceklerdi. Üzülmüştüm. Yani bu kadar konforlu bir aracı off-road'a çevirmeye gerek yoktu. Off-road dediğimizde biraz daha hem görünüm olarak hem de sert yapıdan ötürü Ford Ranger'ı ben daha uygun görüyorum. Bu tarz Amarok olsun veya işte Nissan Navara olsun. Bu araçlar daha yumuşak, daha konfor yapısına sahip oldukları için, ki test sonuçları bunu söylemekte, bu araçlarda öyle bir dönüşümü sertleştirmeyi ben üzülüyorum açıkçası. Çünkü gerek yok. Yani bu araba konforuyla zaten ön plana çıkan bir araçken, bunun DNA'sıyla, genetiğiyle oynamaya gerek yok. Biraz daha uyumlu araçlar var. Nedir bunlar? İşte Mitsubishi L200 veya Ford Ranger gibi. İçinde söyleyebileceğim özellikler bunlar. Görüş mesafesi gayet iyi. Aynaların genişliği buradan arka kuyruğa kadar, bagajın üst kısmı köşesine kadar ve yan dodiklere kadar her şeyi doğru ayna açısıyla rahatlıkla hem sağda hem solda görebiliyorum. Büyük bir araç kullandığımızın farkındayız aracı kullanırken, ama görüş açısıyla ilgili problem yok. Yapılan testlerde de, 6 tane aracın testinde de görüş açısında en iyi başarıya sahip, görüş açısı en iyi tasarıma sahip araçların başında Nissan en yüksek puanı almıştı. Navara en yüksek puanı almıştı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Bu bir tesadüf değil. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar Navara ile alakalı. Eğer ki biraz daha yumuşak, şehir içi, şehir dışı kullanırım, offroad tasarımı düşünmüyorum, aracı offroad'a çevirmeyi düşünmüyorum derseniz, Navara ideal araçlardan bir tanesi. Yakıt, fiyat, performans, motor gücü olarak ideal araçlardan bir tanesi. Bunu söyleyebilirim. Ama eğer ki ben offroad düşünüyorum, sert bir araç lazım derseniz, burada Ford Ranger daha ön plana çıkıyor. Amarok kuvvetli, çok iyi bir araç ama biraz daha asfalta uygun. Arazide gitmiyor mu? Gidiyor. Yıllardır arazide kullanıyorlar. Anadolu'nun birçok köyüne Amarok'la yapılmış videolar veya televizyon programı var. TRT'de bunu izleyebilirsiniz ama aynı yolu Isuzu D-Max'le gittikleri zaman D-Max'in bakım ve mekanik problemleri daha az çıkarken, Amarok'ta daha fazla akislerle alakalı problem, alt takımla ilgili problem çıktığını, alt takımın daha nazik olduğunu ve şehir yapısına uygun olduğunu orada da görüyoruz. Bu o aracı kötü yapmaz, konforlu ve daha nazik yapıda olmasından kaynaklı bir durumdur. Tamamen tercih meselesidir. Tabii ki burada herkesin bakış açısı farklı. Bu araçları kullananlar eminim ki ben kullanıyorum, öyle bir şey yok diye yorumlar yazacaktır. Biz ortalama üzerinden değerlendiriyoruz. Yoksa kimsenin arabası aldıktan 2 gün sonra da ilk arazi koşuna tak diye parça kıracak diye bir şey yok. Öyle olsaydı herkes gider aldığı arabanın kapısında, fabrikada sıra kuyruk oluşturdu. Biz buna bu kadar para verdik, bu parça kırıldı, bu araba yolla çekmiyor, İşte şöyle sorunu var gibi. Öyle bir durum yok. Ama kendi işlere sıralayacak olursak, söylediğim sıralama en doğru sıralamadır. Benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ben kısaca, çok fazla dakikayı aşmadan, sizleri sıkmadan, hem kullandığımda gördüklerimi sıralamak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çok söylenen bir şey. Ben sevmiyorum kanalımıza abone olun, kanalımıza abone olun diye, ama biz şimdi işimizin belli bir kısmını bırakarak burada emek veriyoruz açıkçası. Ben şu anda bu videoyu çekmek yerine aşağıda otoekspertizde araç kontrolünü gerçekleştirdim. Çünkü benim öyle bir esas işim var. İnsanların benden beklediği, vermem gereken hizmet o. Fakat ben orada bir araca hizmet verip
orada vakit harcamak yerine burada 100 binlerin izleyebileceği, daha çok insanlara fayda olabileceği bir zaman kendime yaratmaya çalışıp kameraman arkadaşımızla beraber montaj yapıp bir günümüzü, özellikle pazar günlerimiz müsait olduğu için pazar günümüzü sizlere ayırıyoruz. Bunun karşılığı kanalımıza abone olup destek verirseniz bizim de büyümemizi ve daha faydalı işler yapmamızı, evet ya biz bu işi yapıyoruz. Evet doğru, mesela şu an için 23 bin abonemiz var. Yapıyoruz ama bak bu evet insanlar tarafından kabul görüyor. Kafamızda yer etmesini ve bizim bu işi devamlılığı sağlamamıza, sizlere faydalı olmamıza devam etmemizi sağlayacak yegane koşullardan bir tanesi de sadece bir butona basmamız yeterli.